Elimizdeki ve parmaklarımızdaki kan damarlarını daraltacak olsak ne olur? Ne görürüz? Yani ne olur? Elbette kan dolaşımının azaldığını görürüz. Bu da dokulara giden oksijen miktarının azalması anlamına gelir, değil mi? Parmaklarımıza giden oksijen miktarının azalması da ağrıya neden olabilir. Tıpkı kalpte olduğu gibi. Kalbe giden kan azaldığında da ağrı duyarız. Buna anjinal ağrı diyoruz. Anjina yani göğüs ağrısı. Burada olan şey de işte ona çok benziyor. Bu durumda kas ağrısı yaşarız ki buna eee diyoruz biz arkadaşlar. Klodikasyon. Peki daralmanın çok ilerleyip tam bir tıkanmaya yol açtığı durumda ne olur? Damarlar artık daralmış değil, tamamen tıkanmış halde. Bu durumda doğal olarak parmaklarımıza artık hiç kan gitmez ve parmaklarımız ölür. Yani parmaklarımızı oluşturan hücreler ölür ve parmaklarımız dökülür. Buna amputasyon denir. İşte burger hastalığı adı verilen vaskülit türünün başlıca iki belirtisi bunlardır. Son yıllarda tıp dünyasında hastalıklara hastalığı bulan kişinin adını koyma eğilimi olduğunu görüyoruz. Tıpkı burger gibi. Amaç bizim gibi insanların tıp terminolojisini anlamasını kolaylaştırmak. Bunun için bazı hastalıkların adını değiştirdiklerini görüyoruz. Mesela burger hastalığının esas adı Tromboanjitis obliterans. Bu herhalde ismi de yani değiştirdiler ki aklımızda tutmamız kolaylaşsın. Kim bunu, ben de, bu, bunu yazılı okumak bile bazen zor arkadaşlar bu ismi. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Tromboanjitis obliterans. Yani bunu şimdi herhalde şey yapamayız. O yüzden iyi ki değiştirmişler. Şimdi bu eski adı bir parça parça inceleyelim ama ne olduğunu anlayın. Zor gibi görünüyor olabilir ama dikkatli bakınca aslında mantıklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi trombo pıhtılaşma demek trombo. Anjitis kan damarlarının iltihabı ki vaskülitin kökeni de zaten bu biliyorsunuz. Hatırlayın vaskülit damar iltihabı demekti. Anjitis de aynı anlama geliyor. Kan damarının iltihabı. Ve son olarak obliterans atar damar tıkanması demek. Aslında obliterans direkt olarak tıkanıklılık e, anlamına geliyor. E, tıkanıklık daha doğrusu, tıkanıklık anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada pıhtı oluşumu, damar iltihabı ve tıkanma var. Şöyle düşünebiliriz, bir damar iltihabı pıhtıya neden oluyor. O da kan dolaşımında bir tıkanıklık meydana getiriyor. Sonuçta klodikasyon ve otoampütasyon belirtileriyle karşılaşıyoruz. Hücre ölümü yani nektrotizan vaskülit söz konusu oluyor. Nektrotizan vasküliti söz konusu oluyor. Ayrıca iskemik külser ve kangren gibi belirtiler gözlemliyoruz. Aslında bunların hepsi aynı anlama geliyor. İskemik külser kan dolaşımındaki azalmaya bağlı gelişen deri hasarı demek. Kangren ise el ve ayaklarda gerçekleşen hücre ölümü. Bu hastalık sadece ellerde gözlemlenmiyor, ayaklarda da oluşuyor. En yaygın belirtisi ön ayakta, yani tam burada görülen ağrı. Teşhis ultrasonla konabilir. Hekim, probu gezdirip ekranda oluşan görüntülere bakar. Burger hastalığında kan damarlarının daraldığı görülür. Ultrasonun yanı sıra anjiyografiye de başvurabiliriz. Anjiyografi kan damarlarının içini görüntülemenin bir yoludur. Hastaya kontrast adı verilen ve yüksek bir radyolojik izotop içeren bir sıvı verilir. Bu sıvı röntgen veya başka bir radyolojik taramada görülebilen bir sıvıdır ve kan dolaşımına karışır. Böylece hekimler kan damarlarının içeriden nasıl göründüğünü görebilir. Arterde bir tıkanma varsa hekim böyle bir daralma görür. Çünkü bu bölgede kan dolaşımı azalmıştır. Anjiyografide görülebilen bir diğer şey de spiralsi yapılardır. Bir tıkanıklığın etrafında sarmal şeklinde ilerleyen atar damar oluşumları gözlemlenebilir. Atar damarlar böyle sarmal bir yapı oluşturur. Çünkü bir gelişme, hasar görme, yeniden gelişme süreci geçirirler. Gelişme, hasar görme, yeniden gelişme süreci. Yeni, taze bir damar oluşturmaya çalışırlar. Bu hastalığın risk faktörlerinden biri tütün kullanımıdır. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır ama tütünde veya sigarada bulunan bir maddenin bağışıklık sistemini tepki vermeye ittiği düşünülmektedir ve bir sebepten el ve ayaklarda bulunan damarlar etkilenir. Tek kesin tedavisi sigarayı bırakmaktır. Bu hastalığın ilerleyişini durdurabilen bir ilaç mevcut değil. Dolayısıyla hastalar sigarayı bırakmaya yönlendirilir yoksa el ve ayak parmaklarını kaybedebilirler. Sigarayı bırakmaları için bundan daha güçlü bir motivasyon herhalde olamaz.